Bugün yine LGS 2024 birincilerimizden birini konuk alacağız. Furkan Taha bizimle beraber. Bakalım bize neler söyleyecek. Furkan, selamlar. Selamlar. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Koca bir yıl emek verdin. Şimdi sınavdan sonra şöyle bir boşluğa düştün mü? Evet, şu an biraz boşlukta hissediyorum. Neler yapıyorsun? Oyun oynuyorum ve kitap okuyorum sadece. Başka bir şey yapmıyorum. Bu tatilin keyfini çıkarmaya bak bence de. Peki seni tanımayan arkadaşlar için biraz kendinden bahsetsene. Ben Furkan Taha Yeşilyurt. 9. sınıf öğrencisiyim. LGS Türkiye birincisi oldum ve Robert Koleji'ne gideceğim. Süper. Hayırlı olsun diyelim sana. Tekrardan tebrik ediyoruz seni. Peki Robert Koleji'ni tercih etmendeki sebep neydi? Çünkü Galatasaray var, İstanbul Erkek Lisesi var. Ben üniversiteyle yurt dışında Amerika'da okumak istiyorum. Robert Koleji de Amerikan okulu olduğu için Amerikan okullarına kolaylık sağlıyor. Peki diğer okulları ziyaret etme fırsatı buldun mu? Evet, onları da beğendim ama dediğim sebepten dolayı Robert bir adım öndeydi benim için. İnşallah güzel bir lise hayatı seni bekliyor. Peki, geçen yıl bu zamanları düşündüğümüzde Temmuz ayında Furkan ne yapıyordu? Bizim okulumuz 2 haftalık bir yaz kampı yapmıştı. Orada tüm derslerden birinci ünitelerini işlemiştik. Ben de onları tekrar ediyordum bu zamanlar. Harika. Biz de biliyorsun ki 7'den 8'e kampımızı yapıyoruz bir yandan. Evet. Özellikle LGS'ye geçen arkadaşların çok faydasını gördüğü bir yaz kampı. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki LGS hazırlık sürecinde dershaneye gidenler var. Özel ders alanlar var. Bunları yapmayıp kendi hazırlananlar var. Sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Böyle geçiyordu günler. Günlük ortalama kaç saat ders çalışıyorsundur? Günlük ortalama 2,5 saat, 3 saat çalışıyordum. Peki biz çok merak ediyoruz. Her birincilere de sorarız, sormazsak rahat edemeyiz. Günlük ortalama kaç soru çözüyordun? Ben günlük ortalama genelde çözdüğüm derse göre değişiyordu ama 200-350 arası değişiyordu. 200 ile 350 arası gayet iyi bir soru sayısı. Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Türkiye olarak bir tabumuz var. Önümüzde kırılmayan bir duvarımız var. O da matematik. Sen matematikte başarılı olmak için neler yaptın? Bir kere temelimizin sağlam olması gerekiyor. Ve temelimiz sağlamsa yapabileceğimiz tek şey soru çözmek. Ne kadar çok soru çözersek netimiz o kadar artar. Şimdi peki diyelim ki 8. sınıfa giden bir arkadaşım var. Dedi ki ya benim temelim sağlam değil Furkan dedi. Çok eksiklerim var. Bazen mesela soru çözerken çok problem yaşıyorum, anlamıyorum. Bu konuda ona ne tavsiye edersin? Ne yapması lazım? En kötü olduğu konudan başlayarak tekrar etmesini tavsiye edeyim ilk başta. Eski kazanım sorularını çözmeyle başlasın. Sonra yeni beceri temel sorulara geçsin. Böyle böyle arttırsın her seferinde seviyeyi. Adım adım gitmeli diyorsun. Evet. Şimdi LGS'ye hazırlık süreci gerçekten zorlu bir yol. Seni bu süreçte en çok yıpratan şey, en çok yoran şey ne oldu? Ben kendi kendime biraz strese giriyordum sürekli. İşte başaramayacağım korkusundan dolayı. Bir tek o. Ama arkadaşlarıma da söyleyeyim, strese girmesinler. Hiç gerek yok. Git sınav, gelip geçiyor. Ama çok da kolay değil değil mi? Sen o süreci yaşadığın zamanları düşününce çok da kolay olmuyor. Seni strese sokan şey ne oluyordu peki? Mesela aile baskısı mı, arkadaşlarla olan rekabet mi yoksa tamamen kendinden kaynaklı mı? Ailem ve arkadaşlarım zaten sürekli destekliyorlardı beni. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Ben daha çok kendi kendime giriyordum. Mesela denemede 2 yanlışım çıkıyordu. İşte diyorum ki LGS'de çıkarsa ne olacak falan diyordum. Yoksa başka bir sebebi yok. Burada birazcık senin de istemen, azmin ön plandaymış anladığım kadarıyla. Peki denemelere ne sıklıkla giriyordun Furkan, onu da soralım. Bizim okulumuz zaten haftada bir deneme yapıyordu. Ben de haftada bir Tonguç dersinden denemeye giriyordum. İkinci dönemin başları da böyleydi. Sonlara doğru okulumuzdaki denemelerin de sıklığı arttı. Benim kendim işte Tonguç dersinden yaptığım denemelerin de sıklığı arttı. Böyleydi. Denemelerde çok dalgalı değildin, biz öyle biliyoruz ama sana da sormuş olalım. Sanırım biraz daha stabildi senin denemelerin değil mi? Evet. Ortalama kaç puan geliyordu? Benim ortalama 480 üstü geliyordu genelde. Full çektiğin denemeler genellikle sene sonuna doğru muydu yoksa aralarda da full çektin mi hiç? Genelde aralarda oluyordu. Yani değişiklik gösteriyordum. Furkan, soru çözme hızını nasıl geliştirdin? Birçok arkadaşımız bunu da merak ediyor. Biliyorsun yeni nesil sorular çok uzun. Burada nasıl bir çalışma yapıyorsun? Bir kere kitap okumaları lazım, kelime hazineleri geliştirmeleri lazım. İkincisi, ben genelde konuları bitirdikten, temellerim çok iyi olduktan sonra sorunun sadece kalıp kısmını okuyup işte soruyu çözmeye başladım. Son dönemlerde daha fazla soru çözebilmek için. Ama gerçek LGS'de böyle yapmasınlar. Çünkü dikkat hatası çıkabilir gerçek LGS'de.
Sen LGS'de bunu yapmadın mı? LGS'de önce tüm soruları okudum, kontrol ederken sadece kalıplara baktım. Ha, anladım. Yani normaline göre tam tersini yapmıştın. Ama zaten şunu söyledim, bu çok önemli. Bunu böyle sene başında konulara hakim olmadan değil de biraz daha sonlara doğru hızlandırmak için böyle çalışmalar yapılabilir. Özellikle belki sözel derslerde mi daha çok yapıyordun bunu? Evet, zaten sayısal derslerde özellikle matematikte üstteki kısımda zaten soruyu anlattığı için okumak zorunda kalıyordum. Evet, okumak zorunda. Ama sözel derslerin tamamında direkt kalıbı okuyup çözüyordum. Din inkılap İngilizce akıyordur öyle değil mi? Kalıplarla akıyordur hepsi. Evet, çok hızlı geçiyordum. Çok hızlı geçiyordur. Harika. Peki LGS'den çıktığın anı hatırlayalım. Neler hissettin? Mesela full çektim hissiyatı var mıydı yoksa emin olamadığın sorular var mıydı? Ben Türkçe'de çok zorlandım. Böyle 5-6 tane emin olamadığım soru vardı. Oo. Zaten sözelden çıktıktan sonra ben işte şey dedim. Böyle 2 yanlış 3 yanlış çıksa iyidir dedim. Sayısal fullerim diye düşünüyordum. Hı hı. İşte sayısal basitti bence bu sene diğer senelere göre. Fen birazcık zordu. İşte çıktım ama full çekeceğimi düşünmüyordum. Hatta şey diyordum, ben bakmayacağım işte açıklanana kadar çünkü korkuyordum. Sonraki gün kitapçıkları aldık, baktık fulldü. Çok sevdim. Peki şimdi lisedeki hedeflerin arasında neler var? Öncelikle hazırlık sürecim var bir sene. O süreyi iyi geçirip bildirimi geliştirmek istiyorum. Sonrasında lisede zaten derslerin yanında sosyalleşme de çok önemli. LGS'de bu sosyalleşme kısmı biraz geride kaldığı için daha çok işte kulüplere katılma, sosyalleşme alanına odaklanmak istiyorum. İnşallah. Meslek hayalin ne peki? Meslek hayalim yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisliği. Umuyoruz. Tam bir sayısalcı havan var zaten. İnşallah ilerleyen yıllarda da istediğin gibi bir lise hayatı geçirir ve YKS döneminde seninle tekrardan konuşuruz. Son olarak bu yıl hazırlanan öğrenci arkadaşlara vereceğin bir tavsiye var mı? Senenin başında böyle işte günlük 5 saat 6 saat çalışmasınlar. Senenin başında birazcık daha tempolu başlasınlar. Gittikçe arttırsınlar tempoyu. Çünkü eğer başında böyle 5-6 saatle başlarlarsa sonuna doğru sıkılıp çalışmamaya başlarlar. Bir de derslerin yanında kitaplarını da okusunlar. Kitap okuma çok önemli LGS'de çünkü sorular çok uzun oluyor. Bu öneriyi verdiğin için soracağım. Ne zamana kadar kitap okuyabildin? Mayıs ayına kadar genelde, yani tabii Nisan ve Mart'ta başındaki kadar okuyamasam da yine okuyordum. İlk defa hani LGS'de başarılı olmuş öğrencilerden birinden bu kadar uzun süre kitap okuduğunu duydum. Çünkü biz hep genellikle paragraf sorusu çözüyordum kısmını duyuyorduk. Peki çok teşekkür ediyoruz sana. İnşallah İstanbul'a geldiğinde de seni burada ağırlama fırsatı buluruz. Kendine çok iyi bak Furkan. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz.